güçlüklerin aşılması hususunda... Tam 101 yıl önce manda ve himaye fikri reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesi benimsendi. Atatürk ve silah arkadaşları tam bağımsızlığın ateşini Sivas Kongresi'nde yaktı. Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan Sivas'a gitti. İlk olarak protokol Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koydu. Protokol üyeleri daha sonra Atatürk Kongre Müzesi'nde tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi. Sonrasında ise Solo Türk ekibi Sivas semalarında gösteri yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. İstiklal Harbi'nin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihi milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahip. Sivas Kongresi milli mücadelenin mihenk taşı olmuş, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya yine Sivas'tan ilan edilmiştir.